Herkese merhabalar. Fenerbahçe kariyerimizin yeni bölümüne sizlerle birlikteyiz. Trabzon maçıyla bu bölüme başlayacağız. Kendi evimizde oynuyoruz. Trabzon'un en golcüsü Cervinho. En çok asist yapan oyuncusu da Abdülkadir Ömürmüş. Şimdi bakalım nasıl geçecek maç. Ve Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibimiz de belli olacak bugün. Değil mi? Yani bugün derken bu bölümde. Evet Trabzon maçından sonraki haftada rakibimiz de belli olacak. Evet West Ham maçında da Güzel bir oyunla 4-3'lük oyunla kazandık. Duran toplara değinmiştik. Şöyle yapalım hemen. Ee, Gegenpress çalışıyormuşuz bu hafta ama bu hafta full bir duran top çalışması yapalım. Evet böyle daha iyi oldu. Korner savunulması, korner organizasyonu. Bu haftada bir maç var. Çok güzel oluyor bu tarz antrenmanları. Otomatik hazır antrenmanları seçtiğiniz zaman gayet yerinde oluyor. Burada bir de Gegenpress Press daha var ama burada milli takım arası var herhalde. Evet burada iki haftalık bir boşluk olacak. Ondan sonra kimle oynayacağız? Böyle diğer zorun maçı olacakmış. Fiziksel antrenmanlar da var. Neyse biz söz verdiğimiz gibi ligin ve artık ee, Şampiyonlar Ligi'nin daha böyle e, keskin maçlar oynanacağı, daha böyle sert elemelerin oynanacağı dönemlerde duran top çalışacağımızı söylemiştik. Ve şimdi çeyrek final itibariyle duran topların da önemini anlayacağız. İnşallah bir sonraki maçta duran toptan gol atarız ve duran top savunmasında iyi yaparız. Arda Güler antrenmanda kötüymüş bu haftanın kötüsü. Eyüp Aydın da en iyisiymiş. Arda Güler'in gelişimiyle alakalı sıkıntımızı dile getirmiştik. E, çok sakatlandı. Geçen sene uzun süreli sakatlıkları da oldu. Bu sene Mümkün olduğunca az süre aldırmaya çalışıyoruz. Fiziksel olarak güçlendirmeye çalışıyoruz. En azından biraz daha kendini toparlayabilir belki diye ama artık ligin belli bir haftasından sonra da 11'de tamamen Arda Güler'le oynamaya başlayacağız. Zaten oyuna sonradan da daha çok girmeye başladı. Kendi evimizde Trabzon'la oynayacağız bu maç. Kadromuz hazır. Müller'in sakatlığı var. 6-12 gün sahalardan uzakmış ama iyileşecektir. Bu arada Müller geldikten sonra maç performansı da çok iyi. Son 5 maç 7-56. Bizimle 5 maça çıktı mı? Evet 5 maçta sadece 1 gol yemiş Müller. Orada da ne kadar e, etkili bir kaleci olduğunu gördük. Berke'nin de performansı fena sayılmayacak şekilde. Son 5 maçta 5 gol yemiş ama West Ham United maçı biraz sıkıntılı maçtı. Bastoni ve Nazım kanatlarıyla çıkıyoruz. Tabi çalışkan kanat oyuncusunu bir kanat oyuncusu olarak düşünmeyin. Orta saha oyuncusu gibi oynarlar. Daha genişte oynarlar sadece orta saha oyuncusuna göre. Bu çok düz bir tanım ama. Evet bakalım Trabzon'un hızlı oyuncularına karşı neler yapabileceğiz. Orta sahada da bir atom karınca var. Siopis. Orhan'cım üzme bizi. Bastoni Mert çok iyi bıraktı. İrfan içeri çevirirse büyük tehlike. Orada bir penaltı olma ihtimali var. Çünkü böyle bir Biraz adamla da karışık, topla karışık adama da vurdu gibi orası. Evet, Orhan adından bahsettik, adını aldık. Hemen nazar değdirdik çocuğa. Serdar, Dursun, Okan kurtardı. Yalnız burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Astronomik bir bedele Uğurcan Çakır'ı interest attılar ve hemen 1 milyon euro'ya Okan'ı aldılar. Alınabilecek yerli kaleci havuzundaki iyi kalecilerden birisi Okan Kocuk gördüğünüz üzere yani keşke e, hani bu tarz hamlelerle ligdeki takımlar devam etse çünkü çok daha iyi yerlere getiriyorlar takımları hem maddi anlamda hem de oyun anlamında. İrfan iyi gönderdi, Bastoni vurdu, dışarı çıktı. Bu maç biraz tutuk. Gidiyoruz ama penaltıda kaçırdık. Onun da moral bozukluğu vardır, illaki olacaktır. Tempomuzu biraz daha düşürebiliriz pas boyunu da biraz e, bir ilk yarı böyle gitsin. İkinci yarı pas boyunda kısadan standarda seçeceğim. Çekeceğim. Teşekkürler Abdülkadir. O koşuyu senin atman lazım Abdülkadir. O pası da Bakasetas'ın atması lazım. Serdar serdarlığını yaptı. İstediğimiz topu indirdi ama ne yazık ki pozisyon e, golle sonuçlanmadı. Orada kalecinin de etkili bir hamlesi oldu. Bakasetas sever bu topları. Öyle işte abi. Bazı adamlar serbest vuruş kullanınca kaleciler sadece seyrediyor. Yapacak bir şey yok yani. Üst düzey bir beceri ve üst düzey bir yetenek var adamla baksana. Hiçbir şey yapamadı kaleci. Zaten bir deplasman takımı için herhalde en iyi senaryo bu olurdu. Rakip penaltı kaçırsın. Ben duran toptan bir gol atıp rakibi perişan edeyim. Ee, rakip net gol fırsatları bulsun ama kalecim kalesinde devleşsin. Bunlar deplasman takımları için çok önemli. Çünkü gol atamadığı müddetçe ev sahibi takım. Böyle hani o dakikalar uzadıkça diyeyim. Üstündeki baskı stres daha çok artıyor ve daha çok telaş yapıyorlar. Biz telaş yapmayacağız. Evet pas boyunu standarta çektik. Fırçamızı attık oyuncularımıza. Ali iki tane net pozisyonum var. Birini direğe nişanladım. Birini de kalecinin kucağına attın. Aferin Sangare. <laughs> Aferin Sangare. Sadece bu kadar dedim. Kalegari attık. Bastoni nasıl? Bastoni yerine de Burak Kapacağı atalım. Atletik bir oyuncu. Serdar Dursun penaltı kaçırdığı için böyle. Bence Serdar'ın Oyunu e, fena değil. Ofansif oyun kurucu hücumda Cesar Arojoyu attık. Rollerde değişiklik yapmadan 3 tane oyuncu değiştirdik. Takıma pozitif yansımaların olacağını düşünüyorum. Atilla Salay'ın yokluğunda Ekrem'i oynatıyoruz solda stoperin solunda. İrfan Kalegarin'in önünde boş bir alan, sevdiği toplar içeri çevirdi. Evet, Dorukan kendi kalesine. Evet, Dorukan ceza sahası içerisinde, kendi ceza sahası içerisinde kendi kalesine de tehlike yaratabilen bir oyuncuymuş. Evet, FM yine yanılmadı. Dorukan'ın kendi kalesine gol attığı haftada F.M.'de de kendi kalesine gol attı. Enteresan. 56 57 dakikalar hızla ilerliyor. Eyüp Aydın ee, kimi atabiliriz buraya hadi daha Tahay'ı atalım bakalım son oyuncu değişiklik hakkımız var valla burada da Serdar yerine Fakundo Torres'i atacağım evet hava topları falan Serdar kadar etkili değil ama en azından ayağına daha hakim 1.63 gol beklentisi onun hadi 63'lük kısmını 0.63'lük kısmını penaltı desek Kaçırdığımız goller karşı karşıya pozisyonlarda cabası diyelim. İrfan bir duran topta biz atalım yüzümüz gülsün diyecektim ama Okan dur dedi. Hadi İrfan. Güzel bir orta. Kafayı da kim i̇nce vuracak. Ben senaryoyu yazdım. Kim i̇nce vurdu ama olmadı. Kendi evimizde bir bir berabere kaldık. Rakip kaleciyi tebrik etmek lazım. Muhteşem oynadı bizim takım adına da. Kim ince sahanın en iyisiymiş. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Keyifli bir maçtı. 145 bin euro 18 maçtır kaybetmiyormuşuz. Tabi galibiyet serisi bitince hemen e, namalüp seri dillendiriliyor. Eyüp Aydın kart cezalısı. Değişiklik yaparız. Altyapıdan oyuncular çıkmış. Allah'ım bir tane elit seviyede oyuncu çıkmış. Cengizhan Özgül. Kararlılık 4. Ya Rabbi şükür. Şunu söyleyeceğim 15 yaşındaki bir oyuncu için hani bu pas 10, teknik 10, e, ne bileyim takım oyunu 10, soğukkanlılık 9 falan bunlar öyle e, enteresan değerler ki hani bu oyuncu ciddi anlamda tanınmayacak hale gelebilir şu potansiyeldeyse. Çünkü özellikleri de çok yüksek aslında yaşına göre. 8, 9, 10 iyi değerler. Hani burada 15, 14 falan var bunları geçtim ama yani kararlılık nedir hiç mi? Hiç mi yani hiç mi hemen seninle imza atalım. Yıldız adayı %10 maaş artışı vallahi gözünüzü açıyorsunuz daha doğru düzgün pas yapmadan iki pas yapmadan sözleşme nasıl imzalanır onu öğreniyorsunuz. Hikmet sönmez. Evet Hikmet'cim canım kardeşim nerelisin merak ettim memleketini. İstanbul'da doğmuş peki ee, kararlılık 5. Bizim kararlılıklar çok düşük. Genç oyunculara biraz bakalım da bu kadar da tesadüf olmaz yani. Çeviklik 14, hava topları elle kontrol, bölge hakimiyeti falan. Senle de otomatik e, sözleşme Görüşmesi yapacağız. Yani futbol direktörüne bırakacağım. Tavsiye edenler imza attır diyor ya. İyi seviyedeki gençlere imza attıracaktır. İrfan Karabacak varmış. Bakalım İrfan ne durumda? Ee, fiziksel anlamda iyi bir oyuncu olacak. 1.86 boylu postlu bir oyuncu mu acaba. Cektim zıplamayı 12 görünce ki öyleymiş. Karar alma 7'ye kararlılık. 10 takım oyunu 16 cesaret. 19 çalışkanlık 11. Ee, tam böyle şey gibi bir stoper olacak. Pasta 9 fena değil ama vizyon çok kötü. Bence böyle yerine göre oturaklı ve e, böyle salt stoper özellikleri yani markaş top kapma kafa vuruşu teknik anlamda sadece bunlar gelişirse e, fiziksel özellikleri de hani hepsinden biraz böyle karışık olabilir. Zihinsel olarak da şu yeşil olanlar konsantrasyon önsezi ve soğukkanlılıkta eklerse tadından yenmeyecek bir oyuncu olur bence bu. İrfan rotasyonda kullanabileceğimiz bir oyuncu. Ahmet Söker bir stoper daha çıkmış. Top kapma 16. Aman ya Rabbi. Bulunmayacak nimet. Top kapma öyle kolay kolay yükselen bir özellik değil. Burada 16 olduğunu görüyoruz. Çok çılgın. Kararlılık 4. Serkan Velioğlu. Kanat oyuncusuymuş. Hız hızlanma çeviklik var. Direkt zaten e, hani 15 yaşındaki çıkış özellikleri Alt liglerde 22-23 yaşında bu özelliklere sahip kanat oyuncusuna eş değer. Hız hızlanma var, çeviklik hadi yaşın itibariyle iyi diyelim. Bir de üstüne çalışkanlığı var, kararlılık var, özel yetenek var, topsuz alan çok kötü eyvallah. Orta yapma biraz kötü. Bu çocuk en kötü ihtimalle böyle saf bir kanat oyuncusu olacak gibime geliyor benim. Ve devam bakalım. Evet altyapıdan çıkan oyuncular da fena değildi ama bir tane elit seviyede oyuncu çıkması bizi tabii ki de üzdü. Yani iki tane çıksaydı biraz böyle onlarla oynardık eğlenirdik. Gönül eğlendirdi. Altyapıdan çıkan oyuncularımızın da sadece bir tanesinin elit seviyede olması üzücü oldu ama hiç yoktan iyidir. Bu da olmayabilirdi yani sadece işte iyi seviyede orta seviyede oyuncular da çıkabilirdi. Yani bu bir tane oyuncumuz var ama onu da el üstünde tutacağız ve mümkün olduğunca yetiştirmeye çalışacağız. Mevlütan Ekelik Adana Spor'daki kiralık sürecini oldukça başarılı bir şekilde geçiriyor. Fiziksel anlamda çok iyi. driblingi falan fena değil. Hız hızlanma ve çeviklik bence gayet iyi. Hava topları da fena değil. Kafa vuruşu kötü ama zıplama 13-1.84 boy var. Önümüzdeki sene bizim takımımıza katıldığı zaman bence net bir takımdaki rotasyon demeyeyim ama yedek diyeyim. Çünkü Rotasyon dinlendirme amaçlı diğer oyuncuların yerine oynatacağımız oyuncu ama ben Han'ı mümkün olduğunca iç saha maçlarında da kullanıp bir an önce performans alıp gelebilecek seviyeye yetiştirmeye çalışacağım. Adana Spor'a da iki kiralamışız en azından orada oynuyor 18 yaşında maç kondisyonu kazanması lazım seneye bizim takımda daha rahat oynayacaktır. Kim ince iyi yönde ilerleme kaydediyormuş. Ne kadar iyi yönde çeviklik yok. Çeviklik çalıştırsak bu saatten sonra. Evet yarım puan ya da bir puan yükseltip şu çevikliği 11 seviyesine atabilir miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Bu arada kararlılık 10 herhalde kararlılık da bir 14 falan olur diye ümit ediyorum. Çünkü kararlılık oyuncuların potansiyel veya mevcut yeteneğine etki etmeyen bir özellik. Saha içerisinde de Kim min böyle çok hani oyunda oynamak istediği skor ne olursa olsun elinden geleni yapmaya çalıştığı izlenimi bırakıyor. En azından ben öyle gözlemledim. İrfancan yılın oyuncusu olmuş. Son 2 yıldır Türkiye Süper Liginde Yılın oyuncusu. Vallahi helal olsun sana İrfan. Tebrik edelim kardeşim. Antrenmanda görüşürüz. Takımdaki en nüfuslu oyuncu aynı zamanda. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalde rakibimiz belli olacak. Arsenal, Fenerbahçe, Liverpool, Manchester United, Barcelona, Inter, Manchester City ve Real Madrid var. Şu an sanırım bütün takımlar rakip olarak benim karşılarına gelmemi istiyordur diye düşünüyorum. Yavaş yavaş eşleştirelim diyecektim. İlkten de çıkmayalım ya Manchester City. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Aman Allah'ım. Burada bir 5'te 5 gördüm. Ligde liderler 70 puanla sadece 3 maç kaybetmişler. Chelsea deplasmanı, Bournemouth deplasmanı ve Leeds United deplasmanında kaybetmişler sadece. Beraberliklerde 2 deplasman 2 kendi evinde. Evet böyle 51 gol atmışlar ama çok da atmamışlar. Manchester City tabii ki Pep Guardiola ile 4-3-3. Bak, bakalım ee, nasıl şekillenecek maçlar. Bundan sonraki şeyleri görmeye gerek yok herhalde. Yarı finali yarı final turlarını çekmeye gerek yok bence. Çeyrek final. E, çeyrek finale kadar gelmek güzeldi. Her şey için teşekkürler. Gerçi bu bu saatten sonra da hani kolay rakip yok zaten. Gelebilecek en iyi rakip birinci turda geldi zaten. Sürpriz yapabilir miyiz? Hiç belli olmaz bu arada. E, FM'de ne sürprizler gördük. Eyüp Aydın'ı övelim. Muhammed Gümüşkaya'yı da eleştirelim. Her hafta Eyüp Aydın'ı övüyoruz. Bundan sonraki hafta da Eyüp Aydın antrenmanda iyi performans göstermişse kendisini övmeyeceğiz. Çünkü yeter artık ulan beni övme diyecektir. Sıkıldım artık yani sen sıkılmadın mı demeye getirecektir. Daha iyi atalım oraya. Atilla Salah'a gelsin bakalım kadrodaki yerine dönsün. Ekrem'le başlayacağım yine. Ekrem'in maşallahı var. Gelişmeye devam ediyor Ekrem. Gördüğünüz üzere kararlılık bir türlü gelişmedi ama ufak tefek özelliklerinde gelişim kaydediyor. Kararlılık ne kadar yüksekse bu gelişim hızı o kadar yüksek olacaktır. Kim Minceyi Leicester istiyormuş. Valla isteyen dil parasını veren alır diyoruz ve Facundo Torres'i attık orta sahaya. Sol kanada da Burak Kapacak'la başlayalım. Facundo Torres. Tatak tatak tatak. Pancar motoru gibi. Öne doğru atıyorsun topları. Kayseri Spor son maçını kaybetmiş. Ayhan diye bir genç yetenek varmış. Bakalım kimmiş? Evet. Forvet arkasında maşallah. Liderlik 16. Cesaret 17 ilk kontrol 18. Ne kadar ayağına hakim bir oyuncu. 17 yaşında hemen oyuncuyu gözlemleyelim. 6. dakikada Kampanyaro kullandı serbest vuruşu. Berke'nin bu serbest vuruşları sadece takip etmesi beni korkutuyor. Aferin Ekrem. Daha iyi çıkıyoruz. Facundo Torres tek top. İrfan. Of. Sen ne yaptın be İrfan kardeş? Sen ne yaptın be İrfan kardeş? Çok iyi çıktık. Burada Ekrem'in ilk topu kapıp doğru bir pasla takımına e, topu kazandırması da övülecek bir olay. Ve İrfan Can'ın da buradaki birinci sınıf bitiriciliği. Nereden baksan güzel ee, gol. Bir merkez orta sahamız asist yaptı. Diğer merkez orta sahamızda topu ağlarla buluşturdu. Başakşehir maçı 2-2 bitmiş. 81'deymiş Başakşehir, Sangare, Serdar, Ekrem. Güzel paslaşmalar. Sangare, Ali yetişemedi ama ah pas yetişmedi orada ama tekrar Ali'nin önünde kalınca Ali de İyi deneme. Sağ ayak içiyle 90'a doğru gönderdi topu. Gavranovic. Aferin kimince. Kimince bu arada atağa kalktı. Kontrayı sonlandıracak mı? Kimince. Topu kap sen. Ve koşuya devam et. Futbol Manager'dan görmek istediğimiz olaylar bunlar ya. Kimince. Vay maşallah ya. Uzun zamandır böyle bir gol görmemiştim. Bir stoperin topu kapıp orta sahada kontraya katılması. Yani rakip de orada çok top dolaştırıyor ama ilk golü de böyle yediler. ikinci golü de böyle yediler. Kim bince daha ne yapsın? Serdar vurdu ama olmadı Serdar'ın. Vuruşu biraz yukarıdan gitti. Serdar aslında West Ham maçında falan iyi oynamıştı ama son birkaç maçtır Öyle dökülüyor ama milli takım arası iyi gelecektir. Çok yoruldu o da. Başka adam yok. Bütün savunmayla o boğuşuyor. Hava toplarına o çıkıyor. Geri gel orta sahaya top yap. Bir daha ileri çık bitirmeyek için ceza sahasına git falan. Yoruluyor adam da tabi. Aferin Burak. Serdar kaç boşa. Burak kapacak tekrar. Ah Burak ah. Ah Burak ah. topa müdahalelerde sertliği azalt dedik ve 57. dakika ee, şimdi İrfancan Kahveci yerine Arda Güler'i oyuna atabiliriz. Ama Arda'yı bence Fakundo Torres'le de yer değiştirelim. Ali Akman yerine Rossi'yi atalım. Rossi Dünya Kupası'na gidecekmiş 4 sene sonra. Onun için oynamak istiyorum dedi. Hadi Salah'yı, Kimince, Taha, aferin çocuklar. Evet canım benlerim. Bir yüzümüzü rakip kaleye dönemedik ama evet biraz pası olumlu kullanınca cümlem bitmeden hemen rakip kaleye yüzümüzü dönebildik ama atak istediğimiz gibi sonuçlanmadı olsun. Önemli olan o top bir şekilde ya gol olsun ya avuta çıksın. atak sonlansın. O çok önemli. Rossi kalecinin kucağına bıraktı topu. İki değişiklik daha yapalım. lazım. Sangare yerine e, Brighto Saiz Samuel'i atalım. Burak Kapacak yerine de olmaz ama e, kaç yerli var? Gerçi olur ya. Niye olmasın? Burak Kapacak yerine de sola Omar Richards attık. Evet son değişiklik hakkımız kaldı. O da kim ince yerine kimi atabiliriz? Cihannet diye atabiliriz bence ama biraz daha bekleyelim. 80'de falan sakatlık vesaire olup başımız ağrımasın. Evet Cihannet diye attık 84. dakikada. 5 oyuncu değişiklik hakkımızda tamamlamış olduk. İyi paslarla geldiler. Arka direk. Carlos Mane. Ah be cihannetti. Hadi salayı kullan da maç bitsin ya. Neyi bekliyorsun? Sanki boşa kaçan arkadaşını arayacağım falan da orada böyle bir şeyler yapacaksın. Aha yedik. Aferin cennette ama bitmedi pozisyon offside. Evet. 95. dakikadayız. Serdar iyi açtı o sayı Samuel. Evet maç sonuçlandı bir ara korkmadım değil yani bakın Dóraes evet 7.9 kimince unutulmayacak bir gol attı bence şimdi milli takım arası var burada da e, biz de tatil'e çıkalım milli maç, milli maç arasından sonra yani Oyuncular milli takımlarına gidip geldikten sonra da yine sizlerle birlikte olacağız. Dünyanın en iyi 50 genç futbolcusu açıklanmış 2023 yılında Next Generation. Ee, birinci sırada Jude Bellingham var. Borussia Dortmund forması giyiyor. Ay maşallah maşallah şu özelliklere bakın. Ee, Ekrem Doğukan 10. sırada ilk 10'da. Çok enteresan bizim altyapımızdan çıkan oyuncu şu an inanılmaz derecede yükseldim yalnız. Tabi burada 18 maç oynattık. Hani onun da bir şeyi vardır illaki ama demek demek ki potansiyel yetenek olarak da gerçekten şurada gösterdiği 5 yıldıza ulaşabilecek seviyede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Artık iyice umutlandım bu oyuncuyla alakalı ve kesmeden oynatacağım. Bakalım bizden başka kimler varmış. Ekran var 10. sırada. 20. sırada Barko var. Valentin Barko da artık Omar Richards'ı bon servisi alma ihtimalimiz vardı ama almayacağım. Valentin Barco onun yerine kadromuzda kalacak. Gördüğünüz üzere 20. sırada dünyanın en iyi 50 genç futbolcusu arasında 20. sıradaki bir oyuncu varsa kadromuzda kesinlikle olmalı. Ve Yerson yine kiralık olarak gönderdik. Yerson da artık bu son kiralı gittikten sonra yani geri döndükten sonra artık Yerson'u da kadroda bir yere monte etmeye çalışacağız. Çok etkili bir oyuncu değil. Hava topları falan böyle çok sallantıda bir oyuncu ama Yine de düşüneceğim. Bir şekilde oynatmaya çalışacağız. Valla Ekrem çok mutlu etti beni ya. Şu an çok umutlandım açıkçası. Evet genç oyuncularla alakalı da futbol direktörüne dedim ki kardeşim sen kimi istiyorsan onlara sözleşme imzalat. Ben zaten işim olan oyuncuyu aldım. A takıma da aldım. O da kötü seviyedeki haricindeki diğer bütün genç oyuncularla sözleşme imzaladı. Sangare sakatmış. Burada sağ kanada kimi atalım? Bright Osay Samuel'i atalım. Eyüp Aydın. Kadroya gelmiş. E, Taha ile devam edeceğim. Taha iyi oynuyor bu arada ya. 7.1 ile oynadı geçen maç. Kalsın bakalım Taha. E, yine şöyle başlayalım. Atilla Salah'ı yerine Cihannet diye atalım. Ekrem baya baya milletle alıştı ya oynamaya. Ah bir de e, şu kararlılığını arttırabilsek. Mentörlük grubunda hemen etkilenmesi lazım abi. Şimdi takıma da eğer transfer yaparsak kararlılık olarak da en az 14 seviyelerinde falan oyuncular bakacağız ama tabi bu sene çok yine bu yine bu sene transfere ihtiyacımız olmayacak büyük ihtimalle sattıklarımızın yerini alacağız. Evet, başlama vuruşu diyelim. Ve bugünün bu bölümün son maçı kendi evimizde Erzurum'u ağırlıyoruz. Erzurum yine çıkmış lige. Hak eden ligde kalsın. Kalıcı olsun. Eyüp kalecisine kadar döndü. Sumski. iyi top çeviriyorlar. Allah'ım orta sahada da Facundo Torres'ler falan. İrfan başka bir seviye abi. Messala hücum yani İrfan. Gerçi İrfan için hangi rol olduğu önemli değil. Defansif oyun kurucu kullansanız da atar ama. Çok becerikli, yetenekli bir oyuncu. Böyle ön alanda da oynama becerisi olduğu için orta sahada gücüm rolü verdik ve e, yani yapıyor işte adam. Tebrikler dostum. Keşke dost olabilsek. 1-0 öne geçtik. Burak Kapacağı'nda güzel asisti var. Ters ayakla. 28 dakika 30'a geldi. İnşallah. Bak merkez nasıl boşaldı. İki kişi birden merkeze saldırdı. Gördünüz mü? Tabii orada o Samuel'in de elinde biraz e, savunma zafiyeti var. O yüzden o kanadı daha çok kullanıyor olabilirler. Hamilton çok iyi döndü ama ya çok iyi döndü. Müller'in sakatlığı düzeldi bu arada ama yine de bu maçta tercih etmedim. Berkey ile başladık bu bölüme. Berkey ile noktalayalım. Çok iyi gördüler boşluğu. Ve aradan iyi bıraktılar. Şal'a bak yine hiç hamle yapmadan sadece gözleriyle topu takip etti. Erzurum baya şey yani oynuyor ya bu arada. Hani pozisyon buluyor. E, kovalıyorlar. Pas yapıyorlar. Serdar indirdi. Tekrar Serdar. Ali'nin koşu yoluna. Ah be orada bir an penaltı mı var orada? Ne oldu? Geri pası mı değerlendirecek? Ne yapacak hakem? Çok merak ediyorum. Penaltı. Aa, Ali Akman'ı orada çektiler. Bir şey oldu herhalde. Hadi bakalım Serdar. Serdar atamıyor. Ama biz Serdar atana kadar penaltıları Serdar'a kullandırmaya devam edeceğiz. O zaman puan mı kaybedeceğiz bu maç? Trabzon maçında da kaçırmıştı. Bu maçta da kaçırdı. Evet Serdar'cığım. Tek top. O say Samuel attı ama yani indirmez Aferin Taha. Serdar Eyvah eyvah ya. İrfan'ın pasları da Mesut Özil gibi oldu. Yani araya bırakıyor işte. Yani hani siz birbirinizi yiyin artık. Serdar, İrfan, Tek Top ve Ali Akman. Tabi hangi kaleci böyle açılır topu tutmak için o da tartışılır ama ne kaleciler görüyoruz ne hatalar yapıyor değil mi? İlk yarı 2-1 üstünlüğümüzle sonuçlandı. Bir de penaltı kaçırdık. Acaba kim mince gene top kapıp kontrayla topu ağlarla buluşturur? Mu? Artık hep o ümit olacak içimde. Değişiklik yapalım mı? Önce 3 değişiklik mi, 2 değişiklik mi yapalım? Fakunda Torres yerine hemen ben Arda Güler'i e atayım. E İrfan kalsın gidebildiği yere kadar. Burak kapacak yerine sola Bastoni'yi atalım. Osay Samuel iyi gidiyormuş. Osay Samuel kalsın. Taha yerine de Eyüp Aydın atalım. 3 oyuncu değişikliği yaptık ve devam ediyoruz. Ekrem ya dünyanın 2023 yılındaki 10. oyuncusu genç oyuncular arasında. Daha ötesi yok yani. İrfan o sayi çok iyi bıraktı. Ali. Bizim Ali artık pişpirik oynuyor herhalde. MF'e dinliyor maç seyrediyor. Gol atmıyor artık bilmiyorum. Aman kimince. Kimince. Çok yorgun kimince. Şu savunma hattını da düzenleyelim. Çok yoruldu kimince. Ee, şöyle yapalım. Buraya Atilla salayı atalım. Son oyuncu değişikliği hakkımız kaldı. Onda da İrfan Arojo değişikliği yapacağım ama biraz daha bekleyeyim. Şimdi sakatlık falan oluyor biliyorsunuz. Problem yaşıyoruz. Aferin Bastoni. Hayda, Arda gene hafif sakatlığı varmış ya. O zaman İrfan Kalsın Arda'yı mı çıkartalım? Oo, İrfan çok iyi vurdu ama olmadı. Arda Arojo yapalım. Ne yapayım yani? Oyuna girdi hafif sakat. Yani maçı da noktalayabilirdi ama daha ağır sakatlık yaşamasın diye böyle bir şey yaptık hadi bakalım. Evet 2-1 kazandık. Güzel maçtı. Devam dedik. Hadi bakalım gençler. 67 puan yaptık. Galatasaray'ın 2 maç eksiği var. Evet belki övelim. Eyüp varsa övmeyeceğiz. Evet Kim övelim bir de. Oyuncuyla konuş, oyuncuyu öv. Övmek için labirent sanki ya. Alessandro Bongiorno'yu izledi. Yani kiralık oyuncumuz. Ee, Omar Richards'ı da yani Barko varken Omar Richards'ı bir daha almanın hiçbir anlamı yok. E geldiği süre zarfında da zaten fena maç oynamadı yani adam. Teşekkür ederim katkıların için. Berke neler yapmış? Oo, Berke atağa kalkmış. Bütün özellikleri güç falan da böyle bayağı bir yokuş yapmış güç. Ciddi anlamda yükselişti. Ee, i̇ki kaleciye de ihtiyacım var benim. Hiç problem değil benim için. Bütün oyuncularım gelişsin. Sonuçta ay daha 4-7 gün sahalardan uzak. Sonuçta bütün oyunculara ihtiyacım var. 290 bin euro almışız. Aman Ekrem'im. Aman kardeşim canım benim. Sen dikkat et kendine tamam mı? Kim Mince'nin kondisyonundaki sıkıntı dile gelmiş. Vallahi dayanıklılığı yüksek stoper alacağım yani. Bunların bu derdiyle uğraşmak çok zor. Evet bir sonraki bölümde Manchester City maçları var. Artık olacağız herhalde. Ben en azından öyle düşünüyorum. Pep Hoca bizi çıldırtacak. Şöyle kulüp bilgisi ekranında sizlere veda edelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.